Onun hiç beklemediği anda sırtından tekmeyi vurup kuyuya düşürdüm. Ve ben onun gözünün yaşına bakmadan oraya diri diri gömdüm. Bir sahabe cuma namazına yetişmek için diyor, alelacele abdest aldı. Çok hızlı hareketle mescide girdi. Tam içeri girerken ayağından diyor, ayakkabısını çıkardığında bir karıncanın ayakkabısının içinde girdiğini ve onu ezdiğini görünce ağlayarak Efendimizin huzuruna çıktı. Dedi ya Resulallah, ben bir cana kıydım dedi. Allah dedi bunu benden sorar mı? Neyi ezdi? Karıncayı. Bütün sahabe şaşırdı. Efendimiz ona buyurdu ki sen bundan başka cana kıydın mı dedi. Dedi kıydım ya Resulallah. Nedir o? Buyurdu ki biz cahiliye döneminde kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Onların olmasından haya eder, utanırdık. Benim de 5 yaşında bir kızım vardı. 5 yaşında annesine bir gün dedim ki onu hazırla dayısına götüreceğim. Annesi dedi dayıya ne gitmenin ne demek olduğunu çok iyi bildiği için dedi ağlamaya başladı. Onu dedi güzel elbiseler giydirdi, süsledi ve ağlayarak dedi bana teslim etti. Nasıl teslim etmesin ki? O zamanın erkekleri o kadar azgın, o kadar vahşi, o kadar acımasız ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Hira mağarasına gitmesindeki sebeplerden bir tanesi budur. İnsanların o zavallı, gariban, kadınlara, çocuklara, fakir, fukara, kölelere yaptıkları eziyet, işkenceleri görünce dayanamıyordu. Ve alıp başını şehir dışına çıkıyordu. Çünkü elinden de bir şey gelmiyordu. Adam dedi ki, ya Resulallah ben kızımı daha önceden hazırladığım bir kuyuya götürdüm. Ve orada onun hiç beklemediği anda sırtından tekmeyi vurup kuyuya düşürdüm. Ama düşmedi diyor, tutundu kenara. Ben onun üzerine toprak atmaya çalışınca o da baba eteklerin kirlendi diyor, benim eteklerimi temizlemeye çalışıyor. Ve ben onun gözünün yaşına bakmadan oraya diri diri gömdüm. Şimdi bu sahabe diyor ki ya Resulallah karıncayı öldürdüm. Bundan bana hesap var mı? Efendimiz ağlamaya başladı. Buyurdu ki bunu bir daha anlat. Adam bir daha anlattı. Sahabe de ağlamaya başladı. Efendimiz buyurdu ki bir daha anlat. Sahabe dedi ki adama sus artık anlatma dedi. Efendimiz ona bir daha anlat dedi. Tekrar tekrar anlattırdı ve Resulullah'ın hıçkırık seslerini sahabe duyuyor. Dediler ya Resulallah ne olur ısrar etmeyin. Artık helak oldunuz. Yani bu adama bunu bir daha anlattırmayın. Ne demek ya? Yani dile kolay arkadaşlar. Kıymetli kardeşlerim şöyle bir düşünün ya. 5 yaşında kız çocuğunu acımadan gömüyorsun. Hayvan bile yapmıyor. Ulâike kel en'âmü belhum azallu. Onlar hayvan değil. Daha da aşağıdır diyor Allahu Teala. İman etmeden önceki insanların hali işte buydu. Efendimiz buyurdu ki ben bu sahabe bu arkadaşınıza neden bunu tekrar tekrar anlattırdım biliyor musunuz? Siz bana itibar etmeden, bana bağlanmadan önceki halinizi bilesiniz diye. Bugün şu anda hepimiz bak elhamdülillah şalvar cübbe giyiyoruz, sarık sarıyoruz. Şu dönemde, şu fitne zamanında, şu insanların sokakların ateşle cayır cayır yandığı bir dönemde bunu yapabiliyoruz. Peki neden Efendi Hazretlerine bağlanmadan önce yapamıyorduk? İşte Allah'ın dostlarına bağlanmak da insanı bu kadar değiştiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir düşünceye daldı. Mevla biliyor onun tabii ne düşündüğünü. Habibim senin düşündüren nedir dedi. Dedi ki ya Rabbi ben düşündüm ki bütün peygamberler ahirete gittikten sonra ümmetleri yoldan çıktı. Şaşırdılar. Tekrar eski sapıklıklarına döndüler. E benim de ahirete gitmem yakındır. Benim ümmetimin hali ne olacak? Habibim dedi sen üzülme. Ben senden sonra senin varislerini göndereceğim. El ulema ve resetül enbiya. Ulema peygamberler varisidir. Kim onlar? Biz üstadımız Mahmud Efendi'yi tanırız. Tabii ki bir tek o değil. Onun gibi büyük Allah dostları hep gelmiştir. Yine vardır. Ama kim bunların eteğine tutuşur? Kim ona yapışır? İşte o sahabenin sonraki haline girer. Onun düşüncesi değişir, ibadetleri değişir, zikri değişir, fikri değişir. Ama bunu da insanlara anlatmamız lazım. Nasıl anlatacağız? Tatlı bir dille anlatacağız. Tatlı bir üslupla anlatacağız. Çünkü insanlar gerçekten İslamiyet'ten bir haberler. Haberleri yok. Mevla buyurdu ki Firavun'a İzhebe ila Firavun'a innehu daga. Ya Musa dedi Firavun'a git. O çok azdı dedi. Haddinden çıktı. Nasıl git ama? Fekûlâ lehu kavlen leyyinen. Ona dedi tatlı tatlı söz söyle. Öyle yumuşak anlat ki neden?
لَعَلَّهُ umulur ki يَتَذَكَّرُوا senin o anlattığından istifade eder, tesirlenir, etkilenir. Ev yahut da yakşa, korkar, kalbine bir ürperti gelir. Ama dedi ona tatlı tatlı anlat, yumuşak huyla anlat. Musa Aleyhisselam gitti, çekine çekine, hakikaten Firavun'a böyle tatlı tatlı anlattı. Firavun ne yaptı? İman etti Musa Aleyhisselam'a. Dedi ya doğru ya, ben dedi hata ediyorum dedi. Ben seni Rabbine iman ettim dedi. Dedi bunu, tefsirlerde geçiyor. Şu ayetten sonra dedi ama. Ona dedi tatlı tatlı anlat. Ama onun bir yaveri vardı, Haman. Musa Aleyhisselam gidince, Musa Aleyhisselam sevindi, iman etti diye. Haman ona dedi ki, yahu sen ne yaptın dedi. Sen Musa'ya dedi iman etmekle dedi, ilahken şimdi dedi onun kölesi durumuna düştün dedi. Yanlış yaptın dedi. Öyle mi oldu dedi. Evet. O zaman dedi ben vazgeçtim. İşte insanın yanındaki arkadaşları bir insan imandan da çıkarır. Küfre de götürür. Onu evliya da yapar. O yüzden kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarımızı iyi seçelim. Rabbim hepimize güzel, salih, saliha, sadakatli, ahiretini ve dünyasını mamur edecek arkadaşlar nasip etsin. Ne güzel bir şey ya. Ne olur ahireti kazansak. Yani şimdi şu dünya çok mu güzel ya? Oturuyorsun bir yerde, tatlı bir sohbet ediyorsun arkadaşların. Oo çok güzel. Bir haber geliyor. Ne? Annen rahatsızlandı, baban rahatsızlandı veya şurada bir sıkıntın oldu. Bütün neşen gidiyor. Ama ahirette öyle mi? Yok. Sohbetin tadına doyamayacaksınız. Kimlerle sohbet ediyorsun? Peygamberlerle, evliyalarla, güzel sevdiğin arkadaşlarınla. Öyle tatlı sohbetler ki lezzetine doyamayacaksınız. Allah dünyada cennet yaratmadı. Biz dünyada cennet arıyoruz. Allah dünyada rahatlık yaratmadı. Biz dünyada rahatlık arıyoruz. Mevla Teala dünyada güzel köşkler, saraylar yaratmadı. Biz cennetten köşk arıyoruz. Ya köşkün tuğlası kerpici zümrütten, yakuttan olursa, Mevla öyle buyuruyor. Ben cennette sizin için yaptığım köşklerin tuğlasını yakuttan, zümrütten yaptım diyor. Hadi içini siz düşünün. Bunun tuğlası zümrüt, altın olursa, yakut olursa, acaba bunun içi nasıl? Bir de öyle düşünün. Ne kadar dünyada kalacağız? Taş çatlasın 90. Zaten biraz daha gittiği zaman çocuklar diyor, amma da yaşadı diyor. Bu ne zaman gidecek? Bu sefer birbirlerine düşüyorlar. Bak annemin babamın sırası sende ha. Bak ben şu kadar baktım yeter. Senin de anan baban, sen de götür. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne baba çocuklarının ben çok baktım bir de sen bak diye kavga ettiğini duyarsa. Bu adam, biz kendimiz onun yerine koyalım. Ne diyoruz? Ya Rabbi artık canımı al. İşte burada anlaşılıyor ki ölüm ne nimet ya. Ne büyük nimet. Bir de kazandın sen ahireti. Nasıl gitmeyeceksin ahirete ki? Köşkler, saraylar, altından ırmak akan cennetler. Hepsini bir tarafa bırak. Rabbimizin cemali bizi bekliyor. Yani bir adam düşünün gurbette. Efendim hep böyle misal verildi. Gurbette çalışıyor. Hep yatırımını memlekete yapıyor. Memlekette ev alıyor. Etrafını donatıyor, kapısını, arabasını alıyor. Alıyor, alıyor, güzelleştiriyor, bahçesini yaptırıyor. Aklınıza ne gelirse. Sonra zaman geliyor, oradan kalkıp memlekete gelecek. O son günlerini sabırsızlıkla bekler. Günler geçmek bilmez. Niye? Çünkü hazırladığı yeri biliyor. Bir an önce gelmeye hazırlıyor. Ama ikinci bir adam düşünün. Hiçbir şey göndermemiş. Yediğini günü bildik almış, har vurup harman savurmuş. Bu da zamanı geliyor. Ona diyecekler ki hadi memleketine. Gelecek buraya ama hiçbir şey yok. Efendi derdi ki bu adam hiç değilse bir köprü altında barınır, idare eder. Karnını doyurmak için dilenir, idare eder. Ama ahirete böyle gittiğimiz zaman ne orada barınacak bir köprü bulabilir ne de karnını doyurmak için dilenebilir. Hazırlıklı gidelim kıymetli kardeşlerim. Ama kendimize başta Resulullah'ı örnek alalım. Sahabeye nasıl anlattı bu dini ki bu kızını 5 yaşında acımadan gömen insanları karıncayı incittiği zaman hüngür hüngür ağlayabiliyor. Tatlı tatlı anlattı. Yumuşaklıkla anlattı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.